arkadaşlar. Kusura bakmayın, şimdiden arkadan bayağı bir ses geliyor. Çünkü yandaki komşumuz inşaatta diyeyim. Evet, bugün pazartesi, temizlik yapacağım. Şimdi hani dolap dışlarını sileceğim, yerleri silip süpüreceğim, toz alacağım. Ve bu videoları çok sevdiğiniz için daha çok çek diyorsunuz. Her zaman olmasa da ara sıra çekmeye çalışıyorum. O yüzden bugün yine çekeceğim. Evet, dediğim gibi hemen işe koyulalım. Ben kahvaltımı yaptım, bayağı bir takıldım. Şimdi de işe koyulalım. Arkadaşlar, şimdi genel böyle mutfaktaki temizliğimi yaptım. Sadece yerleri süpürüp sileceğim. Sadece halıyı kaldırıp kaldırmamakta biraz kararsız kaldım. Çünkü aslında kaldırıp silmiştim altını ve şu an zaten belim ağrıyor. Kendimi zorlamasam mı diyorum. Bakalım. Muhtemelen kaldırmadan yerleri süpürüp sileceğim. Bu arada giyinme odasında sürekli orada bir tane puf var ya, onu niye kaldırıp altını süpürmediğimi soranlar var. Arkadaşlar, kaldırıp süpürüyorum tabii. Sadece videoda öyle onu alıp kaldırıp bir yere koymak, eğilmek vesaire çok istemediğim için videoda göstermiyorum. Yani birçok şeyi bazen videoda göstermiyorum çünkü hani hoş bir görüntü değil. Temizlik yaparken herkes dikkat etmesi gerekiyor. Evet, şimdi dediğim gibi yerleri süpürüp sileceğim, toz alacağım. Ondan sonra zaten bir de lavaboları halledeceğim. Zaten ondan sonra temizliğim inşallah bitmiş olur. Bu arada gördüğünüz balım bana yapıştı. Aslında hiç yapmaz. Temizlikte genel olarak yatar, beni izler. Bu sefer geldi, ayağıma dolanıyor, kucağıma geliyor. Ondan sonra acayip acayip şeyler, şu şeyin altına girmeye çalışıyor. Neyse. Kediyle de zor oluyor temizlik. Hani ona deterjan falan bulaşmasın diye sürekli kışkışladım ama. Bakalım şimdi yattı. Allah'a şükür süpürgemi yapabileceğim. Evet, o zaman süpürelim.
Arkadaşlar kargo geldi. Hala temizlik yapıyordum. Size şimdi paketimi göstereceğim. Uzun zamandır bekliyordum. Balımda hemen kartonları görünce. Dediğim gibi uzun zamandır bekliyordum. Aslında ben böyle tabak çanak çok alışveriş yapan bir insan değilim. Ama bunları çok istiyordum. Ve sonra dedim Beyza, sonradan pişman olacağına şimdiden al balım. Şimdi ilk önce şu an siz kesin şu tabakları görmüşsünüzdür. Şu an Instagram'da bayağı bir şey çıktı. İki tane öyle var. İki tane bu tarz var. Altılı set ama hep farklı oluyor. İkişer ikişer oluyor. Yine aynısı. Ondan sonra en sonunda şöyle bir tane model. Ben bunu kahvaltı için düşündüm. Ya da pasta servisi yapınca diye düşündüm. Bunun fiyatı hatta söyleyeyim size. Bunu morhippo.com'dan aldım. Biraz uzun sürdü gelmesi. Bakalım. Hiç fiyatı da yazmıyor ama. Yani şöyle diyeyim. Bir tane daha pasta seti aldım. Normal servis tabağı seti aldım. Toplamda 123 lira yaptı. Bir tanesi 50 liraydı. Şu an göstereceğim bir tane var. O 50 liraydı. Bu da kargoyla birlikte falan böyle geldi. Bu galiba 65 liraydı şu an gösterdiğim. Evet, şimdi şunu açacağım bir. Ay çok heyecanlıyım. Bir kargo açmak çok güzel değil mi? Bu arada arkadaşlar bunları ben kendim aldım. Yani sponsor değil. Şöyle. Evet. Bir de çok güzel paketlemişler. Umarım şimdi de burada da bir şey, yani bir kırık yoktur. Ay, ben sizi yerim. Arkadaşlar bakın, şimdi iki tane yine böyle var. Şöyle. İki tane şöyle renk var. Çok hoş değil mi? Ben bunu şey olarak düşündüm. Kahvaltıya gelince misafir böyle koymak için tabağını doldurabilir böylelikle. Ya da böyle hani kısır, poğaça falan yapınca da bunları düşündüm. Bir de böyle akşam yemeğinde falan hani biliyorsunuz benim değişik değişik kaselerim var. Onun için düşündüm. Bir de şu rengi var. Mesela şunun üstüne benim o yeşillimsi, mavimsi, çini kaselerim var ya. Onu düşünsenize çok hoş durur. Bayıldım bunlara. Bu da 50 liraydı. Linkini bulabilirsem aşağı koyarım. Bulamazsam sadece sitenin linkini koyarım. Oradan bakarsınız. Tabak setleri ben bayağı bir aramıştım. Hani öyle. Şimdi bunları da yıkamaya atarım. Çok mutluyum. Bu arada kusura bakmayın. Çok ses geliyor. Öyle canlarım. Evet arkadaşlar, temizliğimi bitirdim. Biliyorsunuz network marketing yapıyorum. Onunla alakalı birkaç iş vardı. Onları da hallettim. Şimdi kitap okuyacağım. Bu kitabıma başlayacağım. Bakalım. Bunlar da buradan çıkıyor. İnşallah bugün bitiremem diye düşünüyorum. Ama yarın muhtemelen bu kitap bitmiş olur. Ondan sonra en son kitabını, dördüncüsünü almayı düşünüyorum. Bakalım, çok sevdim ben Kötü Çocuk kitabını. Zaten çok satanlar arasında. Öyle bakalım. Şimdi bunu okuyacağım. Ondan sonra artık akşam yemeği ne yapacağımı bilmiyorum. Eşime de sordum. Bakalım ne istiyor. Evet, öyle arkadaşlar. Çalışmaya devam ediyorum. Birazdan eşim gelecek. Yemeğini hazırlayacağım. Şimdilik bir çalışalım. Günün menüsü var. Günün menüsünde bugün tarhana çorbası var. Dana kavurma var. Kuşbaşı. Bir de nohutlu pilav var. Size şimdi teker teker yapılışını göstereceğim. Ben şimdi buraya 4-5 kaşık tarhanamı aldım. Biraz ıslattım. Bu böyle şimdi kalıyor. Çok topaklanmaması için sonradan. Böyle dana etimi var. Bunu bir yıkayacağım.
Evet. Ondan sonra şöyle bir tencereme koyacağım. Su dolduracağım ve düdüklü tenceremde. Bir daha yıkayayım. Haşlayacağım bunu. Lokum lokum olacak. Evet. Suyunu fazla da koyabilirsiniz. Tavuk suyumuz olur. Şimdi böyle düdüklü tenceremde haşlayacağım. Evet arkadaşlar, burada dana etimi koydum. Haşlanıyor. Şimdi burada bir pilavımı yapacağım. Bunun için şöyle tel şehriyemi alıyorum. Bundan şimdi ilk önce böyle göz kararı koyuyorum. Ondan sonra sıvı yağ ekliyorum. Biraz. Bu şimdi böyle bir kavrulacak. Kavrulduktan sonra ben tereyağı ekliyorum. Onunla da kavuruyorum. Ondan sonra bir su bardağı pilav geliyor içine. Onu da ekliyorum. Ondan sonra size zaten suyunu eklerken bir göstereceğim. Çünkü hani nasıl tane tane oluyor pilavım, onu çok merak ediyorsunuz. Öyle. Arkadaşlar resmen normal çekim yapıyorum sandım ama hani pilavı anlatıyordum ama resmen hızlı çekim yapmışım. Neyse hemen anlatıyorum. Ben şimdi şehriyemi ekledim. Kavruldu. Ondan sonra tereyağımı ekledim. Biraz daha kavurup pirincimi ekledim. Bunlar böyle kavrulurken, tereyağı daha tam erimemişti bu arada, böyle bir su bardağına tam böyle gelecek şekilde yaptığım tavuk suyunu, baharatlı tavuk suyunu koymuştum. Ondan sonra birazcık su ekledim ki tamamen bir su bardağı yapsın. Ondan sonra zaten buraya ekledim. Çok soru geliyor işte, nasıl pirincin işte tane tane oluyor. Arkadaşlar ben sıcak su eklemiyorum. Hep normal ya da işte böyle buzlu şeyim varsa, tavuk suyum varsa buzlukta, onları ekliyorum. Böylelikle hep böyle yavaş yavaş piştiği için hep tane tane oluyor. Direkt ben sıcak suyu şey yapınca bana hamurmuş gibi geliyor. Yani böyle hamurlaşmış gibi geliyor. Yapış yapış oluyor. Hoşuma gitmiyor. O yüzden ben böyle yapıyorum. Suyunu dediğim gibi ekledim. Ondan sonra bir su bardağı da normal su ekledim. Birazcık tuz ekledim. Baharatı, hani aslında baharatlı suydu ama yarısını eklediğim için, çok baharatlı olmadığı için birazcık tuz ekledim. Ondan sonra nohutumu ekledim. Siz istiyorsanız garnitür de ekleyebilirsiniz. Ben garnitürde hep patatesini çıkarıyorum. Evet, kaynamaya başlayınca fokur fokur altını tamamen kısıyorum. Yani tamamen dedim, kapatmıyorum ama kısıyorum. En düşük ateşe alıyorum. Böylelikle yavaş yavaş pişiyor, bitiyor. Ben yıllardır böyle yapıyorum. Annemden de böyle öğrendim. Şimdi çorbamı yapacağım. Çorbam için birazcık tereyağı alacağım. Maalesef küçük tencerem, hepsi yıkanacak. O yüzden şu an buna yapacağım. Ama sorun olmaz. Biraz daha tereyağı alayım. Şöyle. Herkesin yapılış şey farklıdır. Bir kere hatta birisi dedi, pilavda illa şey olması gerekiyor dedi. Ne deniyor? Sıcak kaynar su olması gerekiyor. Oysa gerekmiyor arkadaşlar. Ama tabii herkes istediği ve kendi bildiği gibi yapabilir. Ben şimdi şuraya salçamı ekliyorum. Ben tarhana çorbamı böyle yapıyorum. Salça. Bu arada tarhanaya sarımsak eklerseniz acayip lezzetli oluyor. Şimdi altını açıyorum. Bir dakika. Bunu şimdi biraz kavuracağım. Kavurduktan sonra su ekleyeceğim. Yaklaşık 1 litre. Biraz daha fazla da olabilir. Ondan sonra şu tarhana karışımımı göstereyim. Şöyle tarhana karışımımı ekleyeceğim yavaş yavaş. Bunu ekledikten sonra fokur fokur kaynadığında tuz, karabiber, pul biber ekleyeceğim. Bir de dediğim gibi sarımsak. Bol bol ekleyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Öyle yani. Ondan sonra zaten yemekler inşallah bitti sayılır. Sadece etimizi yapacağız. Onu da göstereceğim size. O da çok lezzetli oluyor. Ben misafir gelince de onu yaparım. Şöyle kavuralım.
arkadaşlar. Şimdi en son olarak etimi yapacağım. Çoğunlukla herkes hani et sert kalır diye korkuyor ama düdüklüde gerçekten hep lokum gibi oluyor. O yüzden ben hep düdüklüde yaparım. Bir tane soğan gerekiyor, bir tane de kırmızı sivri biber. Bunları şimdi soyacağım, doğrayacağım, ondan sonra yapılışını göstereceğim ve en sonunda artık yemeğe geçelim. Evet. Evet arkadaşlar, etimi haşladım. Tencereyi hemen yine yıkadım. Şimdi ilk olarak birazcık sıvı yağ ekliyorum. Çok eklemeyin çünkü sonra tereyağı ekleyeceğiz. Şöyle önce soğanımı ekliyorum. Evet. Şimdi bunları bir karıştıracağım. Bu böyle bir kavrulacak. Sonra etimi ilave edeceğim. Tereyağı ilave edeceğim. En son da kırmızı sivri biber ilave edeceğim. Ondan sonra bayağı bir kavrulacak. Tereyağı çok önemli bu konuda. Çok güzel kavrulsun. Toz karabiber, pul biber, ondan sonra mis gibi bitti inşallah. En sonunda size zaten artık sunumu gösteririz ve yemeğimiz biter. Arkadaşlar ve menümüz böyle. İsteyen yanına salata da yapabilir ama biz öyle çok salatacı değiliz. Evet, dediğim gibi menümüz böyle. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup bizi seyretmeye devam ederseniz çok seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.